Ben 15 yaşında evlendim. Hocam köyde her gün döverdi. Annesinin lafına bakardı, babasının lafına, abisinin lafına. Aşım gelirdim işte. Bir de güzel dayak yerdim. Sümüğünü çeke çeke ineğini sağa, yemeklerini hazırla. Şehir dedik, geldik. Şimdi gün aynısı. Bu oyuna suyuna gideceksin. 60 yaşına girmiş, yine aynı. Sen çağla, çabala. Yine aynısı, yine aynısı. Evlenene dek herhangi bir şiddet yaşamadım. Evlendikten sonra herhalde ikinci günüydü. Eşimden ilk tokatımı yedim. Daha sonrasında ilerleyen zamanda çok sık olmamakla birlikte birkaç kez bunları yaşadım. Bir pazar sabahıydı ve sanırım içkisizdi eşim. Belki bir gece öncesinden içkiliydi. Gergin bir ortam, hiç hoşuma gitmeyen bir biçimde çocuğumuzu aslında kucağına aldı. Son derece kaba bir biçimde ve ben, sen bana bunu yapıyor olabilirsin ancak çocuğuma bunu yapmaya hakkın yok diyerek üzerine yürüdüm. O kızımızı bebek arabasına koydu, üstüme geldi, yine mi vuracaksın diyerek bu sefer ben ilk tokatı attım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Bu kavga salonda başlamıştı. Bittiğinde antredeydim ve kafam kanlar içindeydi. Türkiye'de ailesinde bu tür şiddet olaylarına tanık olmayanlar mutlaka var. Ama hemen herkesin dayak yiyen bir kadını tanıdığını ya da duyduğunu söylemek de mümkün. Zira Başbakanlık Araştırma Kurumu'nun 1996 yılında 12 ilde 4000'i aşkın aile üzerinde yaptığı araştırmaya göre ailelerin %34'ünde kadına, %47'sinde çocuğa yönelik saldırgan davranışlar ve şiddet eylemleri mevcut. Bu eylemlerin %87'si ise dayak, dövme, tekmeleme ve yaralamalardan oluşuyor. Kıskançlık, çocuk eğitimindeki anlaşmazlık, kadının dövülme nedenlerinin ilk sıralarında. Dayak yiyen kadınların %66'sı da çocuklarını dövüyor. Ailelerin %20'sinde eş dayağı evliliğin ilk günlerinde başlıyor. Gebelik döneminde devam ediyor, doğumdan sonra da artıyor. Bunlar bilinen veriler ve aslında buzulun sadece su üstündeki kısmı gibi görünüyorlar. Daha sağlıklı verilere ulaşmaksa mümkün değil. Nedenlerini şiddet konusunda araştırma yapan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent Dilek Gözütok'tan dinleyelim. Dayak öyle bir şey ki bilgiyi dövenden alamıyorsunuz. Acaba başıma bir iş mi gelir diyor. Yaptığı şeyin doğru olmadığını biliyor. Dayak yiyenden alamıyorsunuz. Bu işin utancını yaşıyor. Sanki kendi kusurundan dolayı dayak yiyormuş gibi. Şahitlerden alamıyorsunuz. Eğer bu olay aile içinde cereyan ettiyse bir yanlış anlayış daha var. Karı koca arasına girilmez gibi bir anlayış var. Aman biz söyleriz de ev bozulur da yuva bozulur da gibi. Konu komşudan da haber alamıyorsunuz. Kadınlar dayağı yiyor ve yediği dayağın farkında değil. Anket yapıyorsunuz. Eşiniz sizi döver mi, size vurur mu diyorsunuz. Hayır diyor. Biraz sonra sohbet ederken ne olacak canım arada bir tokat atar diyor. Yani şiddetin ne olduğunun farkında değil. Ayrıca da zaten şiddet sadece tokat yemek, sadece dayak yemek değildir. Bunun psikolojik şiddet var, ekonomik şiddet var, kadına dilediği şeyleri yaptırmamak var, çalışmasına engel olmak var. Bütün bunların şiddet olduğunun kadın farkında değil. Bir de kadın ve erkekler, eğer ki bu konuyu ben konuşursam, sorarsam dayak şu bu işte karınıza dayak atıyor musunuz ya da işte kocanız size dayak atıyorum şeklinde. Aslında her şey kadının elinde. İstese o erkeği elinde tutar gibi bir yaklaşım. Bu herhalde sapkın bir ilişki olmalı. Yani kadın isterse onun her dediğini yaparsa, kendini yok sayarsa dayak yemezmiş gibi bir abuk bir anlayış. Ailede iki eşit insanın varlığını kabul etmeyen, birini adam yerine koyup, birine reis dediği, onu insan saydığı, diğerlerini hiç de insan saymadığı, işte kocasının her dediğini yaparsa, onun dediği gibi giyinirse, onun dediği yere gider gitme dediği yere gitmezse, hatta
Kendi ailesiyle görüşmesine engel olduğunda, illa da annemi babamı görmek istiyorum, çok özledim gideyim demezse, yani kendini insan olarak yok sayarsa kadın, orada şiddet olmayacağı filan gibi böyle bir saçma düşünce, böyle durumlarda bile şiddetin olduğunu görüyoruz. Bir de okusaydın böyle olmazdı diyenler var. Üstüm başım kanlar içinde karakola gidiyorum. Ne olmuş diyorlar. Biri diğerine aile kavgası diyor. Bir tanesi bana kafasını çeviriyor. Ya işte okusaydım böyle olmazdı diyor. Ben de okudum ben diyorum. Ne okudun sen, ilkokul bitirdin mi diye soruyorlar. Ben üniversite mezunuyum diye cevap veriyorum. Üstelik herhangi bir üniversite değil. Bunu gerçekten altını çizerek belirtiyorum. Türkiye'nin ender tırnak içinde okullarından, Siyasal Bilgiler Fakültesinden. Aslında şiddet bizim toplumumuzda hemen her kesimde yaşanıyor. Ne yüksek öğrenim, ne ekonomik düzey üstünlüğü şiddetin önüne geçebilmiş değil. Belki biraz rahatlık tanıyor olabilir yaşam standartları insanlara, ama şiddeti iletişim biçimi gibi düşündüğümüzde anlaşılıyor. Geldiler, eşimi aldılar, götürdüler, ifadesini aldılar ve geri geldi. Yani eve geldi, bana sabah şiddet uyguladı, eve geldi. Daha duvardaki kanlar kurumamışken geldi. Sonra biz oturduk onunla, yemek yedik. Sonra gece işte bana küstü, beni niye karakola verdin, ben bak sana yemekler hazırlıyorum dedi. Her gün döverdi, yatırıyor, ya işsi geldi mi diyelim. Bununla böyle ya, erkek erkek, pis. Yine okumuştan zarar gelmez Aygen. Gelmez mi Safiye? Benim eşim üniversite mezunu. Ankara'ya geldikten yaklaşık 15-16 yıl sonra Malatya eşimde ailesini ziyarete gittiğimizde ben eltimle çarşıya çıktım. Geç gelmişiz. İşte neredeydin? Nerede olabilirim? Çarşıdaydım. Bu ona diklenme gibi oldu. Bunun üstüne bana iki tane tokat attı. Ama bunu çok ağır ödedi. Benim ayaklarıma kapandı. Ama başka zamanlarda da tekrar biz onun ailesinin yanına ziyarete gittiğimizde vurmadı ama sözle yani sen kimsin, sen beş paralısın. Bunu hissettirdi bana ailesinin yanında. Yani bütün ailenin, bütün erkekleri eşlerine nasıl davranıyorsa o da biz onlarla birlikte olduğumuz sürede o tür davranış sergilemek zorunda hissediyor kendini. Aslında benim eşim o değil. Onun için de ben şunu savunuyorum. İnsanların okuması, tahsilli olması, büyük şehirde yaşıyor olması falan değil. Kökeni önemli. Örneğin ben bunları hani eleştiriyorum, söylüyorum ama benim de erkek çocuğum var. Ben de erkek çocuğumu aynı yanlışlarla büyüttüm. Bütün bunlara karşı olmama rağmen eşimin yahut ailesinin yahut toplum baskısının benim üzerimde bıraktığı netice itibariyle oğlumu sen erkeksin diye yetiştirdim. Gerçekten de Türkiye'de özellikle erkekler toplumsal baskılarla modernlik arasında sıkışmışa benziyor. Sosyolojik araştırmalarda erkeklerin modern yaşama kadınlar kadar çabuk uyum sağlayamadığını gösteriyor. Bakın psikolog doktor Özcan Köknel bu tür ikilemler yaşayan, erkek alt kültüründen dışlanma korkusuyla bir takım beklentiler doğrultusunda davranmak zorunda hisseden erkeklere ne öneriyor? Mutlaka değişsin. Yani şu yararı var. Bir, kendi iç dünyası rahatlar. Çünkü öbür türlü çatışma içerisinde bu. Bunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Ben buyum der. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez ama kendi iç dünyası rahatlar. Bir, ikincisi de iyi örnekler çoğaldıkça toplumda değişme ortaya çıkar, gelişme ortaya çıkar. Bir de kadının tarafından bakalım. Dayağa rağmen neden aynı erkeğe geri döndüğüne ve ne yapması gerektiğine. Giderdim akşama kadar oturdum, annem geldi. Akşam olurdu. Dedi ki annem, kızım derdi, git evine. Sen bu çile sen nereye gidersen oraya gider derdi. Akşam sizin evi çekecek, yine gelirdim abi. Peki ya gitmesinde ne yapsın? Ekonomik olarak tek başına ayakta durabilecek mi? Türkiye'de nüfusun %50'sinden fazlası kadın olmasına rağmen
ülkedeki tapulu malların sadece %8 ila 10 kadarı kadınların üzerinde. O da çoğunlukla miras dolayısıyla. Eğitimsizlik deseniz tablo içler acısı. Üstelik bölgelere göre daha da vahimleşiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da okur yazar kadın oranı sadece %17. Ama Ankara Üniversitesi'nden Dilek Gözütok, kadının ayrılırsam ne yaparım korkusuna kapılmasının yersiz olduğu inancında. Kadınlar aslında çok üretken. Yani illa da profesyonel bir mesleğinin olması da gerekmiyor. Yine gözlemlerimizden biliyoruz, çevremizden biliyoruz. Kadın ev işlerine gidiyor. Hiçbir vasfı yoksa bile ev işlerine giriyor, evde dantel örüyor, bir şey yapıyor. Yani kadın ne yapıp yapıp ayaklarının üzerinde durabiliyor. Eğer böyle bir şeyi destekte bulur, karar verirse. Destek görmek kadının karar vermesi kadar önemli gerçekten de. Bir kere toplumun boşanmış kadınla ilgili ön yargılardan sıyrılması gerek. Bir de kadının dövüldükten sonra ilk koştuğu resmi kişileri, yani polisleri, avukatları, hakimleri, doktorları, adli tıp uzmanlarını vermeleri gereken tepkiler konusunda eğitmek gerek ki Türkiye'de küçük çaplı da olsa bu tür çalışmalar yapılıyor. Ama diyelim ki kadın erkeğin değişeceği umuduyla kendisini döven erkeğe her seferinde geri dönüyor ve erkek değişmiyor. Uzmanların bu konudaki ilk önerisi kadının zaten daha ilk seferinde şiddete hayır demesi. Ama şiddet döngüleri sadece Türkiye'ye has değil. Ne yazık ki dünyanın hemen her ülkesinde yaşanıyor. Diyelim ki Türkiye'deki kesin olarak bilinemeyen veriler İngiltere'de bir araştırmada ortaya çıkan verilere yakın. Yani her 6 dakikada bir kadın dövülüyor. Bu durumdaki kadın kısa vadede ne yapabilir, ne yapmalı? Ege Kadın Vakfı'ndan Avukat Pelin Erda. Kimliklerini, eşyalarını, işte çıkabilecekleri bir takım yakın yerlerde bulundurmaları, kaçarken yanlarına almaları, kavga esnasında herhangi bir silah kullanmamaları, silahın çünkü kendine dönme tehlikesinin mevcut olduğunu, mutfak, banyo gibi yerlerde dayak yememeye çalışmaları, evet dayan zamanını kadın ayarlayamayabilir ama dayağın yerini ayarlayabilir. Kaçabilir o mekanlardan. Çünkü oralarda kesici, batıcı, delici aletler çok fazla. Sonuç yaralanmayla, ölümle bitebilir. Bu nedenle o tür mekanlardan kaçmalarını. Dayak konusunda işte polise haber vermek üzere bir komşusuyla, bir yakınıyla anlaşmasını, bu konuda ona işaret verebilmesini ya da işte sesleri duyduğunda komşusunun bu konuda bir şey yapabilmesi konusunu önceden konuşması gibi şeyleri öneriyoruz. Kaçarken çocuklarını yanına almasını eğer mümkünse. Çünkü şiddet daha sonra çocuğa yöneliyor. Şimdi kadın tek başına bu böyle bir sorunun içinden çıkamaz. Mutlaka destek alması gerekiyor. O desteği biz kadın ne yapabilir sorusundan öte biz kadınlara neler yapabiliriz konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Dövülen kadınların bütün dünyada olduğu gibi, diğer ülkelerde örnekleri olduğu gibi kadın sığınma merkezlerine gitmesi gerekiyor. Kendi yasal haklarını öğrenmesi için, travmalarının geçmesi için veya kadın danışma merkezlerine gitmesi gerekiyor. Türkiye'de bu konuda özel olarak kadın sığınma evi açmış iki kurum vardı. Biri Mor Çatı, biri Altındağ Kadın Dayanışma Vakfı. Her ikisi de ekonomik nedenlerle kapandı. Devletin bu konuda 7 tane kadın sığınma evi olduğunu biliyorum. Ama ben bunun özel bir kurum tarafından, bağımsız bu konuda gönüllü çalışan kadın dernekleri tarafından sağlanmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü devlet bürokrasisi içerisinde bu kadın sığınma evlerinin çok da sağlıklı yürümediğini hep oraya giden ya da işte bir takım şeylerle buna tanık olan insanlar da duyuyoruz. Ancak Türkiye'de aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin çabalar 1998 yılından beri en azından yasal düzeyde ilerletilmiş durumda. Avukat Pelin Erda 1998'de çıkarılan ailenin korunmasına dair 4320 sayılı yasanın çok önemli olduğunu ve tüm ailelerin bundan haberdar edilmesi gerektiğini, bunun için kampanyalar düzenlemek gerektiğini söylüyor.
4320 sayılı yasa, şiddet uygulayıcılarına yönelik olarak hakimlerin tedbiren eve yaklaşmamaları, evde herhangi bir mala ya da kişiye zarar vermemeleri, tehdit etmemeleri gibi konularda tedbir kararı veriyor. Buna aykırı davrandığı zaman şiddet uygulayıcısı mahkeme kararını ihlal etmiş oluyor. Ancak bizim Baro Kadın Komisyonu olarak yaptığımız bir araştırmada başvuru sayısının şiddet yaşayan insanlar sayısı kadar olmadığını gördük. Hak arama, bu konuda müracaat etme konusunda kadınlar bilgili değiller. Evet, bazı kadınlar hak arama konusunda bilinçli olmayabilir. Ama çıkış noktasını geç de olsa bulanların deneyimleri hiç kuşkusuz diğerlerine de bu konuda yol gösterecek. Evimi herhalde hiç terk etmediysem 1,5 yıl içerisinde 11 kez terk ettim. Gidişlerim, gelişlerim kabul ve onayı ayırana kadar sürdü. Haklar galiba kabul ve onayın netleştiği zaman başlıyor. Çünkü hak çizgisini çizebilmek için, özgürlük çizgisini çizebilmek için öncelikle ben neyi kabul edebilirim? Kabul ediyor muyum bunu? Gerçek denen bir şey var. Kabul ediyorsun. Kabul ettikten sonra sıra onaya geliyor. Onaylıyor muyum, onaylamıyor muyum? Onaylıyorsan eşlik ediyorsun. Onaylamıyorsan orayı terk ediyorsun. O ilişki, o insan, o iş hiç fark etmez.